değerli izleyenler, selamların en güzeli Allah'ın selamıyla hepinizi selamlıyorum. Sıhhat ve afiyette olduğunuzu ümit ediyorum. Rabbim hepimize dünya ahiret sıhhat ve afiyet versin inşallah. Bugün tekrar Asr-ı Saadet'e doğru bir hayali yolculuğa çıkacağız. Ve o mübarek insanları, Asr-ı Saadet'in güzel insanlarını, seçilmiş insanlarını kendi yaşadıkları hayatın içinde seyretmeye çalışacağız. Ve bugün yine beraberce Medine-i Münevvere'ye doğru yolculuğumuz var. Medine-i Münevvere'de Hazreti Hafsa validemizin odasında yaşanan bir estantane üzerine konuşmak istiyorum sizlerle. Biliyorsunuz Hazreti Hafsa validemiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden Hazreti Ömer'in de kızı olan tam da babasının kızı diyerek kendisine Hazreti Ayşe validemiz ondan bahsederken öyle söylüyor. Tam da babasının kızıydı o diyor. Öyle birisi cesur, cevval, atik, atak, korkusuz birisi Hazreti Hafsa validemiz. İşte onun da evi Hane-i Saadet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer evlerinde olduğu gibi Mescid-i Nebevi'nin yanındaki bir odacıktan ibaret. Sadece Hazreti Maria validemizin evi biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'nin yanında yakınında değildi. O uzakta durmayı tercih etmişti. Medine'nin kuyularının, su kuyularıyla meşhur hurmalıkların olduğu bir bağ mekanında yaşamayı tercih etmişti Hazreti Maria validemiz. Onun dışındaki bütün annelerimiz mescidin etrafında idiler. Ve bu evlerin bir hususiyeti vardı. Bu mübarek hücre saadetler eğitim yuvaları gibi adeta bir fonksiyon icra ediyorlardı. Hanımlar, genç kızlar o odaları sıklıkla ziyaret ediyor. Gün içerisinde mescitte olan biten oradan duyuluyor. Dersler dinleniyor. Sorular soruluyor. Cevaplar alınıyordu. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin her birisinin böyle bir fonksiyonu vardı. Ümmetin hanımlarına kapıları her zaman açıktı. Ziyaretçileri boldu. Dinini öğrenmek, İslam'ını geliştirmek, imanını güçlendirmek isteyen herkes o kapılara geliyor. O mübarek hanelerde ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Aradıklarını da buluyorlardı. Şimdi asıl anlatacağımız konu ise o Hazreti Hafsa validemizin odasını ziyaret eden biri üzerinden olacak. Asr-ı Saadet'in kadınları dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen isimlerdendir Hazreti Esma binti Ümeys radıyallahu anha. Daha önce de konuşmuştuk, üzerinde konuşmuştuk Hazreti Esma validemizin ama bugün farklı bir yaşanmışlığı üzerine odaklanacağız inşallah. Ne kadar dersler çıkartırız bilmiyorum ama benim için önemli bir estantanedir bu değerli dinleyenler. Hazreti Esma validemiz ilk Müslüman hanımlardandır. 27. ya da 34. ya da 37. gibi rivayetler var Müslüman olma sıralamasında. Mekke-i Mükerreme'de daha Müslümanların sayısı bu kadar azken hakikate gözünü açmıştır Hazreti Esma validemiz. Ve Müslüman olduktan hemen sonra da Müslüman olmuşluğun hakkını verme adına mücadeleli hayatı, çileli hayatı başlamıştır. İmanı uğruna çok çilekeş günleri, zor zamanları aşmıştır Hazreti Esma validemiz. Bir o kadar da güçlü bir karakter, sağlam bir duruş sahibi, sağlam bir mümindir Hazreti Esma validemiz. Hazreti Esma validemiz Habeşistan hicretine gidiyor. Peygamber Efendimizin organize ettiği ikinci hicrete eşi Hazreti Cafer Efendimizle beraber katılıyorlar.
ve 14 yıl boyunca Habeşistan'dan geri dönmüyorlar. Bir hicret düşünün, 14 yıl sizin hasret kalmanıza, Peygamber Efendimiz'den uzak kalmanıza, dişinizi buna dair sıkmanıza sebebiyet veren bir gurbet, bir hicret onlar için 14 yıllık bir Habeşistan hicreti. Uzun bir süredir çocukları olur, orada birçok şey yaşarlar. Konumuz olmadığı için o detaylara girmeyeceğim. Ama 14 yılın üzerine döndükleri zaman Medine-i Münevvere'ye, Mekke'den yola çıkmışlardı. Ama Müslümanlar artık Medine'de bir şehir kurdular. Yesrib Medineleşti. Efendimiz orada bir şehir devleti kurdu. Ve oraya dönüş yaptılar Hazreti Esma validemiz ve diğerleri eşi Hazreti Cafer başta olmak üzere. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Dönünce ne olur? Ne olur? Hasret gidermeye çalışırlar. Yaşamadıkları o kayıp yılların acısını çıkarırcasına daha fazla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşmaya, yakınından ayrılmamaya, hep onun yamacında kalmaya çalışırlar ki zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onları çok seviyordur. Cafer'in gelişine mi, Hayber'in fethine mi sevineyim bilemedim diyecektir. Ne kadar tatlı bir cümledir onlar için kurulmuş Efendimizin mübarek ağızlarından kurulmuş, dökülen bu cümle ne kadar tatlıdır, ne kadar güzeldir, ne kadar kıymetlidir. Efendimiz'e yakındırlar zaten. O hasretin üzerine sıklıkla Efendimizin hane-i saadetlerinin etrafında sıklıkla onları ziyaret eder. İşte o ziyaretlerden biri de Hazreti Hafsa validemize yapılmıştır. Hazreti Esma validemiz, Hazreti Hafsa validemizin odasına onu ziyarete gelmiştir. Tam o esnada da Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh kızını ziyarete gelir. Hazreti Esma validemizi o odada görünce bir espri, bir latife yapar adeta. Der ki, ey Esma, biz sizin yokluğun, siz yoktunuz, biz sizi hicrette geçtik der. Biz sizi hicrette geçtik. Burada kastettiği Medine hicretidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Medine'ye hicret ettik biz Mekke'den ama siz yoktunuz, Habeşistan'daydınız, siz bu hicreti kaçırdınız anlamında bir cümle kurmuştur. Hazreti Esma validemiz bu cümle karşısında bir an "Yo Ömer, hayır Ömer böyle olmamalı. Söylediğin şey böyle olmamalı. Zira biz Peygamber Efendimiz'e hasret yıllar yaşadık. Biz uzakta kaldık. Siz vahiy ile iç içe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la iç içeydiniz. Hatta biz uzaktayken siz müşküllerinizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la giderdiniz. Açlarınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la doydu. Durumlarınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber düzeldi ama biz yoktuk. Bu böyle olmamalı. Biz sineye çektik bu hasreti. Biz bu dava için gittik. Bu böyle olmamalı mealinde cümleler kuracak ve ondan sonra da ben bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soracağım diyecektir. Kalkar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelir Hazreti Esma validemiz. Ve orada Efendimiz'e durumu anlatır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da der ki ona, üzülme ya Esma, Ömer'in dediği gibi değil. Siz iki hicret ettiniz. Biri Habeşistan, biri Medine-i Münevvere. Dolayısıyla siz iki hicretin sahibisiniz. İki hicret sevabı da aldınız diyecektir. Efendimiz'den bu cevabı alan ve rahatlayan, memnun olan Hazreti Esma validemiz, durumu hemen gittiği her ortamda karşılaştığı her insana anlatır ve der ki bu böyle biline. Bakın Habeşistan'a hicret edenler bir şey kaybetmediler. Onlar iki hicret sahibi oldular. İki hicretin de sevabına nail oldular. Bu böyle biline diye herkese bu durumu söyleyecektir. Şimdi ben buradan yola çıkarak sizinle şunları paylaşmak istiyorum. Hayran kaldığım bir şey Hazreti Esma validemizin Hazreti Ömer gibi
celadetiyle, celali yanıyla öne çıkmış, heybetiyle herkesin ondan çekinerek, ona dikkat ederek hareket ettiği Hazreti Ömer karşısında içine sinmeyen bir cümlenin peşine düşmüş olması, bir kadının ne kadar cesur, ne kadar hakikatin arayışında neler yapabileceğini gösteren nezaketiyle, nezahetiyle, hakikat arayıcılığını içine sinmeyen bir meselenin aydınlanması konusunda mücadelesini ortaya koyan bir duruştur. O Hazreti Ömer'e bile hayır Ömer, ya Ömer bu böyle olmamalı, senin dediğin gibi olmamalı diyecek bir dirayette kadındır. Ve sonra onun peşine düşer. Bu da çok önemli. Orada o cümleyi bırakıp sonra vazgeçmiyor Hazreti Esma validemiz. Kalkıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Şimdi bir kadının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu meseleyi taşımasına mı hayran kalayım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kadar rahat ulaşılabilir, ümmetinin her türlü müşkülü karşısında bu kadar rahat bağrını, kucağını, gönlünü onlara açıp onlarla hasbihal edişine mi hayran kalayım bilemedim. Yine devamı da var. Hazreti Esma validemizin Efendimiz'den aldığı cevap karşısında rahatladığını, memnun kaldığını görüyoruz. Ama orada kalabilirdi, orada bitebilirdi her şey. Hazreti Esma için öyle olmuyor. Hazreti Esma validemiz kalkıp bunu herkese duyurmaya, yani Medine'de bir kamuoyu oluşturuyor. Onun oluşturduğu o kamuoyu çabası aslında tarihe not düşme çabası. O gayretlerle biz onu biliyoruz ki tarihe not düşüyor ve o düştüğü nottan bugün bizim hayatımıza neler taşınıyor sevgili dinleyenler. Eminim sizin de tanıdıklarınız, etrafında yeni buluştuğunuz insanlar vardır bu manada. Bir değil iki hicretin sahibi olan, iki üç ayrı yerden hicret etmek zorunda kalan, Afrika ülkelerine gidip orada düzen kurup İslam'ın temsili adına niyetle yola çıktıkları o mekanlarda, o diyarlarda düzen kurup hayata atıldıktan sonra tekrar bir zalim dalgayla, bir zulüm dalgasıyla yerinden olan yeni başka bir diyara hicret etmek zorunda kalan kardeşlerimiz var, az değil onlar. Yine bu sadece Afrika dedim ama Afrika değil, dünyanın herhangi bir yerinden bu şekilde bambaşka diyarlara göç etmek zorunda, hicret etmek zorunda kalan bir değil iki hicretin, üç hicretin sahibi olan değerli kardeşlerim, Hazreti Esma validemizin bu yaşanmışlığı üzerinden kendi hayatlarınızı okuduğunuz zaman Hazreti Esma'ya ne kadar teşekkür etsek az, Hazreti Esma'nın çabalarına ne kadar hayran kalsak az, öyle değil mi? İki hicretin sahibi Hazreti Esma validemize selam olsun diyoruz. Onun ortaya koyduğu o güçlü kadın duruşuna hayran oluyoruz. Ve Hazreti Esma'nın hayatından anlatılacak daha çok şeyler var. Ama bugün biz bu kadarıyla iktifa ederek, bunu düşünerek programı kapatıyoruz. Hepinize selam olsun. Her neredeyseniz, dünyanın neresinden bizi dinliyorsanız, hepinize selam olsun. Yolumuz sahabe yolu olsun. Yolumuz siyerin bize açtığı o mübarek aydınlık hidayet yolu olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dinleyenler.